Oh, babasının prensesi. Babasının mis kokulu su. Adaya baktıkça daha da fena üzülüyorum Begüm için. İnsanın çocuğunu arzında bırakıp ölümle kumar oynaması gerçekten çok zor. Evet, dua edelim de zor başarsın. Amin. Reyhan meselesine ne diyorsun sen? Şok üstüne de şok bugünlerde değil mi? Gel kızım. Oh bacık. Oh, al bakalım bunu da. Oh. Peki sen... annenle konuşma fırsatı bulabildin mi? Hı. Buldum. Nişan alışverişinde. Pijama havlu bakarken... biz boşanıyoruz ya, öyle araya sıkıştırıverdim. İnsanlar ne dertlerle uğraşıyorlar. Sen neyin derdindesin? Ben belki yalnız kalabilmişsinizdir diye sordum. İnsanların mutlu günlerinde onları üzmek istemedim Fikret. O yüzden mümkün olduğunca belli etmemeye çalıştım ne yaşadığımı. Ben böyle güçlü durmaya çalıştıkça... sen anlamıyorsun galiba benim ne kadar dağıldığımı. Hiç mi acımıyorsun? Kusura bakma, ben senin gibi koşamıyorum. Özür dilerim. Sen de daha fazla çekiştirme lütfen. Yo, ben özür dilerim. Sadece seni daha fazla üzmemek için acele ediyorum aslında. O zaman bana biraz daha zaman ver lütfen. İpek, zaman birbirimizi daha fazla yıpratmaktan başka bir şey yaramayacak. Sen de biraz yardımcı olursan. Yani ben bu savaştan kızım adına da, kendim adıma da, senin adına da en az zararla çıkmaya çalışıyorum. Dostane bir yol bulalım, olur mu? Olur. Telefonlarıma cevap vermedin. İyi misin? Esma Hanım'la konuştun mu? Ne dedi? Şeyden korkmuyorum yani. Bir şey dememiştir hani. İtiraz etmez diye düşündüm. Süreyya ile de araları iyi ya hani. Böyle bir son zamanlarda bir iyilik çöktü üstüne. Ne dedi ki? Bütün gece düşündüm. Her şeyi. En başından. Hiç konduramadım. Yalan olsun dedim. Şaka. De. Ama ben boşuna ispat aramışım. Şu gözündeki, yüzündeki şu korkun yok mu? İşte bak şu. İşte şu her şeyin ispatı gibi. Anlamadım ki şu an sen beni korkutuyorsun. Esma Hanım'ın gerdanlığını çalıp, baya çalıp başkalarını satacakken seni yakaladığını söyledi bana. Bana bunu dedi. Karanlıkta bazen... karanlık bazen... ya, ne yapıyorum ya?
Senem neden? He? Ya bu ne ya? Neden ya? Neden Senem? Neden? Neden Senem? Ya bunlar ne demek? Ya bu ne demek? Bir şey söyle bana. Bak bana yalvarırım, bir şey söyle. Bana kabus de, yalan de, şaka de. Bana bir şey de. Senem neden? Ya beni eski evrenimize götür. Ben kayboldum Senem, neden? Ne var? Hanımım. Nedir bu pencerelerin hali? Ha? Yok ben onları yeni sildirdim de. Yağmur yağmış, hiç kimse ellememiş. Tamam, yeniden sildiririm ben. Hanımım, Garip Bey geldi. Şimdi buraya mı geldi? Ha? Telefonla size ulaşamayınca herhalde nişanla ilgili konuşmaya geldi. Nişan konusunda biz fazlasıyla konuştuk konuşacaklarımızı. Yeter. Müsait olmadığımı söyle, gönder gitsin. Hanımım, evde kimse yok. İşte bu yaştan sonra bu kadar gelgite girersen olacak bu. Dışarı çık. Aa, müsait olmadığımı söyledim. Bildirdim sana. Nurgül. Hayır Esma. Hiçbir yere gitmiyorum. İstersen çağır bütün konağı buraya gelsin. Onlar da dinlesin. Sümeyye. Ne haber? Vallahi bugünlerde ayaklarımı pek kontrol edemiyorum. Ben de dedim onlara, ne işimiz var burada, ben ona kızgınım, gitmeyelim dedim. Ama onlar biliyorlar ne kadar zor seninle konuşmamak. En mutlu günlerinde senin yanında olamamak ne kadar zor biliyorlar. Bir şey mi oldu? Evleniyorsun, daha ne olsun? Şunu bari bir kahveyle kutlayalım ha, ne dersin? Özlemenin önüne hiçbir duygu geçemez. Keşke bitseydi ki yani. Keşke bitseydi. Keşke, bak keşke, bak keşke, keşke bu kadar lan bitseydi ya. Keşke. Ben o Mehmet buldum. Ona gittim, ne bileyim, belki yalandır diye, belki bir umut işte yani, belki... Bana senin pavyonda çalıştığını söyledi. Bana senin bayağı pavyonda çalıştığını söyledi. Bana. Sonra böyle ukala ukala da... O borcu da dedi, Senem'e söyle, o neden olduğunu çok iyi anlatır sana dedi. Neden ya Senem? Neden ya? Neden? Neden? Senem neden? Senem... Allah aşkına söyle, neden ya? Bak Allah aşkına ya. Allah aşkına susma ya. Susma, bir şey söyle bana ya. Bunlar ne demek Senem? Bak benim var ya, bak benim beynim yandı. Benim bunu, benim aklım almıyor ya. Nasıl sustun ya Senem? Nasıl becerdin ya? Bak sen, değil mi yani? Sen benim şimdi karım olacaksın. Ben senin değil mi kocan olacağım. Annesi falan olacaksın. Sonra alacağız böyle birbirimizin hayatını, böyle avuçlarımıza vereceğiz ya hani. Bir şey söyle. Ya susma, yalvarırım, bana bir şey de. Bunlar benim unutmak için varımla yoğunla çaba harcadığım şeyler.
Ben bu yüzden kendimi eve kapattım. Ben bu yüzden kendimi hayata kapattım. Sen bana kan oldun. Sen bana can oldun. Sen bana daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk oldun. Ben bunu kana kana içmek istedim. Ya da bekledim sonunda bir kan çıksın diye. Yapamadım ki, söyleyemedim ki. Belki dedim hayatta bir tane şansım vardır. Belki dedim bedel ödemişimdir. Belki kader bana gülmüştür dedim. Ya Esma'nın da mı söyleyeceğin lan, hiç korkmadın ya? He? Ya Senem, böyle bir hayat bir yerinden patlak vermez mi ya? Ya da baksana bana, ben o kadar mı gerizekalıydım? İnsanın bütün hayatı kabus olunca öyle bir rüyadan uyanmak istemiyor işte. Ben yapamadım. O yüzden Esma ile konuş diye ısrar ettim. Belki o beni bu rüyadan uyandırır diye. Kendi cesaret edemediğimi okusun dedim. Bunun daha fazlası da mı var? Şimdi seni karar vermen lazım. Hala bana inanmaya devam edebilecek misin? Beni yine de sevebilecek misin? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Sen kimsin, kimsin? Ben seni tanımıyorum ki Sena. Şu karşımdaki kadın kim? Şu konuşan benim sevgilim değil ki bu. Bu kadın kim? Ben bunu tanımıyorum ki. Bak sen bana böyle gelişine öyle bir tekme attın ki. Ben daha nereye düştüğümü bilmiyorum. Nasıl takıldık yani? Ne demek takıldık? Takıldık böyle. Senin anlattıklarına göre sen evli misin, ayrı mısın belli bile değil. Böyle şey mi olur? Bazen hayatta bir takım anlar vardır. Öyle yaşarsın, geçer gider. Yani bu da o hesap işte. Biz Siren'le evli olamayacak kadar birbirimize zıt iki karakteriz. Ama işte benim de doğru dürüst bir ilişkim olmadığı için o da geldiğinde ben de kalıyordum. Biz de bunu hiç dert etmedik. Bunlar benim anlayabileceğim şeyler değil. Bunları ben de karşılıyorum. Anlatma lütfen. Artık anlatma. Biliyorum. Olmasın da zaten. Ama ben sana geçmiş zamandan bahsediyorum. Sen bana Siren bizi bilmesin dedin. Ben de susuyorum. E tabii burada kalma da diyemiyorum o zaman. Ama o da kalktı geldi. Bir şey de söylemedi. E zaten daha önce de bunu böyle yapıyordu. Şimdi ben ona bir şey diyemiyorum. O gece de kalktı geldi çat diyor odama. E ben de kalktım gittim misafir odasında yattım. Ama tabii o zaman soruyor, merak ediyor. Kim diyor, biri mi var diyor. E söyle diyor. Yani ben de söylemiyorum ama istiyorsan söyleyeyim yani. Sakın, sakın, hayır söyleme. Hayır, kadın patavatsız o kadın. Aa, nerede ne söyleyeceği belli değil. Hem ben sizin ilişkinize mani olmayayım. Sizin bir düzeniniz var madem. Benim bugüne kadar kimseyle doğru dürüst ilişkim olmadı ki. Bizim sorunumuz da oradan kaynaklanıyor zaten Esma. Ben sana geçmişten söz ediyorum. Bilmiyorum ki nasıl anlatsam sana o yıllara duyduğum hasretimi. Nasıl anlatsam? Bendeki seni. Sen benim kalbimsin. Sen benim gençliğimsin. Sen benim herkeste aradığımsın. Ve
her şeyi elde ettim Esma. Her şeyi doydum. Ama doymayan benim gözüm değil. Benim ruhum doymuyor Esma. Benim kalbim dolmuyor. Şu dünyada her canın bir canana ihtiyacı vardır, değil mi? Benim cananım da sensin. Ama sen beni çok beklettin be kadın ya. Çok beklettin sen beni ya. Şimdi artık kendini benden bir saniye bile esirgemene katlanamam, biliyor musun? Bu beni anladığın anlamına mı geliyor? O bir daha orada kalamaz anlamına geliyor. Tamam ya, söz o zaman, söz, söz. Hadi bakayım şöyle yandan yandan bir daha gül bakayım, gül. İyi düşünelim, iyi olsun desen de böyle yalnız kaldığın zaman hep en kötü ihtimal düşünüyorsun, değil mi? Kazık kadar adamlar olduk. Ben hala annemin şokunu atlatamıyorum. Ben de. Yani neredeyse ölüyordu düşüncesinden daha yeni yeni kurtuluyorum. Ya bu ne ya? Yani insanın annesiyle ne savaşı bitiyor, ne aşkı. Bu ne acayip şey ya? Emir için annesi aşktan da öte ihtiyaç. Can damarı. Ben babasız büyümüş bir çocuğa bu saatten sonra annen yok, bunu nasıl söyleyebilirim? Bilmiyorum. Dur bakalım, ne demek zorunda kalmazsın belki. Bazen bilmeden iki hayatı da mahvetmiş gibi hissediyorum. Abi yapma. Giden oydu. Sebep olan hiç mi suçu yok? Bazen kalan bitiriyor aslında. Ama noktayı koymak gidene kalıyor. Ama sizin ilişkiniz de böyle değildi. Yani yol ayrımında çok kader değişti, biliyorsun. Biliyorum. Ama işte bazen bilmek yaramıyor. Böyle çaresiz hayat karşısında aptal saptal kalı kalıyorsun. Yalnız şu söylediğin Faruk Boran için devrim niteliğinde bir kabul. Farkındasın değil mi? Sen manyaksın, biliyorsun değil mi? Şöyle, genetik müdahale edebileceğim bir şey değil. Hani şimdi en akıllımızın da sen olduğunu düşünürsen... Her jenerasyonu bir basamak aşağı koy. Seni sıkıştırmasam söylemeyeceksin. Emir'deki Emir ne yaptı? Çocuklar ölüm ne bilir. Keşke öğrenmek zorunda kalmasalar.
ya aslında biz nişana kadar sana söylemek istemedik. Ama ben öyle boş boğazlık ettim ya. Çok zor bir geceydi. Ne? Başka şeyler de mi var? Onları da abin anlatsın, kardeşlerin anlatsın. Bu kadar boş boğazlık yeter. Acil durumu arayayım mı? Keşke beni de çağırsaydınız. Yok ya, en acilini anlattım zaten. Onun için de dua edip beklemek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve Osman, bu arada evdeki herkes senin yokluğunu çok hissediyor. Yani sadece ben değil. Keşke düğüne kadar kalsaydım. Tamam, peki. Şu an itibariyle bütün sıkıntıları dışarıda bırakıyorum o zaman. Çünkü ben buraya seni sıkmaya gelmemiştim aslında. Biraz sıkmış olabilirim ama. Nişanlanıyorsun. Ya acaba ertelesek mi? Ya hayır. Saçmalama Osman. Ya anlattım diye pişman etme beni şimdi. Hepimize iyi haberler lazım. Her şey iyi olabilecek diyebilmek için. Emin misin? Bu sefer. Yani annem yüzünden biraz her şey aceleye geliyor demiştin ya. Aklım hep onda. Kararlarımı anneme göre almıyorum. Merak etme. Süper. O zaman her şey şu koca yüreğin gibi olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben de sizi bekliyordum. Bir iki dakikanız var mı? Aa, tabii gel. Gel otur böyle. Kahvede söyleseydin. Başım çatlıyor resmen. Kendime gelmem lazım. Söyledim zaten. Gelişinizden anladım. Ay sen süpersin. Yani hiçbir şey atlamazsın. O yüzden dolduramadım ya boşluğunu. Sen şu İpek olayına mı kıvranıyorsun? Aradı demek. Kusura bakmayın. Bakın gerçekten güvenlik görevlisinin bir suçu yok. Lütfen onu bu olaya dahil etmeyin Gülbin Hanım, olur mu? Tatlım, açıklama yapmana gerek yok. Ben ikinizi de gayet iyi tanıyorum. Laf aramızda. Hiç sevmem o şımarı. Kendini bir dev aynasında görür. Herkesi ezebileceğini zanneder. Allah bilir neye dellendi de sana sardı. Yoksa o işten sen bu yüzden mi oldun? Aslında biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Bakın benim kalbim de vicdanım da çok rahat. En azından size bunu söyleyebilirim. O zaman tekrar gelir de sahne yaratırsa daha uygun bir cevap veririm. Benim tarafımdan hiç endişelenme. Eğer için rahatsa sen de hakkını koru. Ezdirme kendini. Çok teşekkür ederim. Gel tatlım. Ya sen var ya sen. Çikolata kaplı, çifte kavrulmuş lokumu da bulmuş ya. Hatun sen var ya, bir tanesin. Tekrar çok teşekkür ederim desteğiniz için. Hiç önemli değil tatlım. Ben artık işime geri döneyim. Dön bakalım. Bunu da bıraktın bana. Hediyeti bozduracaksın. Afiyet olsun. İyi günler.
Ya aslında gerçekten bak ben her seferinde böyle saklandığımı sanıyorum ama galiba... Bakıyorum sen de benden kurtulmak için böyle yer değiştiriyorsun ha sürekli. Seninle alakası yok. Sadece bu şubeyi canlandırmak istediler, o yüzden bizi gönderdiler. Sen de beni bulmuşsun yine. Arayınca bilgi veriyorlar. Yani bence çalışanlarını uyarsan çok iyi yaparsın. Ya biliyorum bir daha gelme demiştin ama... İstanbul'a gidiyorum. Osman'ın nişanı var da. Ya, tebrik ederim. Sağ ol. Sıra şey hani geçerken hazır yol üstü ben de... Seni görmek istedim. Yani eğer rahatsızlık verdiysem çok özür diliyorum. Dün İpek Hanım geldi. Pek hoş olmadı gelişi. Nasıl ya? Neden gelmiş? Hayır yani ben boşanmak istediğimi söyledim. Konuştuk ama hiç senden bahsetmedim. Zaten olayın seninle bir ilgisi yok yani. Ben senden hiç beklentim de yok. Ama yani niye gelmiş, ne yaptı? Önemli değil. Annesinden öğrenmiş olabilir. O da bana bağlayarak anlattıysa olayları. Ya nasıl önemli değil Esra? Yani hak etmediğim bir muamele görüyorsun şu anda. Ben... Çok özür dilerim. Gerçi aslında kendisi biliyor sorunun ne olduğunu da işte kabul edemiyor bir türlü. Gerçekten önemli değil. Bakın benim vicdanım çok rahat. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ayrıca boşanma sebebinizin de ben olmadığımı gayet iyi biliyorum zaten. Açıkça söylemek gerekirse... sizi o restoranda gördüğüm gün... içten içe sana çok üzülmeye başladım. Çünkü bu kadar ruhsuz, duygusuz bir kadını hiç yakıştıramadım sana. Sadece bebeğiniz için sustum ama şimdi bebeğiniz için üzülüyorum. Affedersin. Affedersin ya, ben biraz fazla ileri gittim. Pardon. Yo, ben nereye varacak hani onu merak ediyorum. Bak, Fikret, ben hep kötü bir insan olmaktan korktum. Hep önceliğim karşımdakiydi ama yine de kötü oldum. Yapmadığım bir şey için yaftalanmaktan, hakaret görmekten yoruldum artık. Öyle ya da böyle yine fatura bana patlayacak. Bari değsin. Ben buradayım Fikret. Anlamadım. Eğer mücadele etmem gerekecekse... bu sefer bizim için mücadele edeceğim. Kendim için mücadele edeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben gideyim artık. Tamam. Çıkınca konuşuruz. Tamam. Güzelsin, çok güzelsin canım, canım. Her şey çok güzel ama en güzel sensin canım. Annem nerede? Anne neredesin? Geldim.
Şunu takar mısın bana? Kollarını kaldıramıyorum. Bağlayacaksın. Valla sen mi nişanlanıyorsun, ben mi nişanlanıyorum anlamadım. Garipçim bak, kız annesi olmak ne kadar zor görüyorsun. Şimdi bu kadar hazırlanmasan bu sefer de damadı beğenmedin diye özenmedin diyecek. Tatlım, seni mutlu etmek neden bu kadar zor ha? Acaba? Bütün hazırlık senin için. O zaman ben bakayım kapıya da ne yapayım? Sen hazırlan. Hoş geldiniz. Aa, buyurun. Bu ne güzellik Burcucuğum, bu ne güzellik. Teşekkür ederim size. Maşallah. Esma. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ha, ne güzel. Ay, en son fi tarihinde annemin nişanında böyle bir şey getirmişlerdi. Annem senelerce nereye koyacağını bilemedim. O zaman ben onu alayım anneciğim. Bana çok büyük nostalji yaşattınız, onu demek istiyorum. Fikret nerede? İyi insandır canım kocam. Buyurun, buyurun. Hoş geldin. Aşkım neredeydin? İşim vardı. Emir'im. Güzel oğlum. Şimdi söyleyeceğim şeyleri zamanı geldiğinde bizzat kendim söylemeyi umuyorum. Ama bu videoyu izlemek zorunda kaldıysan o zaman işler pek de planladığımız gibi gitmemiş demektir. Hani biz seninle konuşmuştuk. Hayat planlarımıza uymuyor demiştik. Ben sana gitmesi gereken gider demiştim. Hayata gelişimizi, gidişimizi kendimiz seçemiyoruz bir tanem. Keşke seçebilseydim. O zaman sana söz verdiğim gibi sen yaşlandığında bile dırdır ediyor olurdun yanında. Bedenen yanında olamayabilirim. Sen beni göremeyebilirsin. Ama ruhen... ruhen sana söz verdiğim gibi her zaman yanında olacağım. Bilmiyorum... bazen... rüzgar olup saçını okşayacağım. Hiç beklemediğim bir anda bir dost eli olup omuzuna konacağım. Bazen gözüne çarpan bir ışık, kulağına çalınan bir müzik ya da eline konan bir kelebek bilmiyorum, bilmiyorum ama sen ne zaman bana ihtiyaç duysan ben orada olacağım. Üzülme demeyeceğim. Üzülme demeyeceğim. Ama
Üzüntünün hayatın olmasına izin verme. Sen ne kadar gülersen, ne kadar yaşarsan, ne kadar iyi olursan, ben o kadar rahat uyurum bir tanem. Anlaştık mı? Şimdi de biraz nasihat zamanı. Durdurma özetini açıp açıp dinlersin artık. Bunları hep kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü hayat denen koşturmacanın içinde en kolay bunlar unutuluyor. Hayattan korkma. Kalbinle mantığın arasında kaldığında kalbini seç. Kalbinin sesine kulak ver hep. Daha çok gül. Daha çok hisset. Sevdiğin şeyleri yapmaktan asla vazgeçme. Senin yanında olduğumu, hep yanında olduğumu unutma. Bu hayata benim oğlum olarak geldiğin için ve hayatıma anlam kattığın için çok teşekkür ederim. Seni çok, çok, çok ama çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Anne! 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 Anne kalk hadi. Anne aç gözünü hadi uyan. Anne hadi aç gözünü ya. Anne hadi. Hadi anne kalk lütfen. Yalnız kalmaktan sıtkım sıyrıldı. Hani sana kaçabilir miyim diye geldim ama. Tam zamanında geldin. Burcu sen çok şey kaçırmışsın ama. Bak bir dahakine ben götüreyim seni. Adamın tasarımlarına inanamazsın. Olur. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok canım sağ ol. Hallediyoruz biz. Teşekkürler. Çok incesin. Götüreyim yine de elin boş kalmasın. Yok. Kızcağız dayanamıyor. İlla ki başrollerde gözükecek. Olmuyor. Burcu biz İpek'le bir yalnız konuşabilir miyiz? Tabii ben çıkıyorum zaten. Sağ ol. Ay. Ay bir de kapılar falan. Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Ha? Ne yapmışım ne ya? Ne demek ne yapmışım? Gidip Esra'ya mı saldırdın? Hadi Efsan söyledi. Ha? Görüştünüz, yetiştirdi sana öyle mi? Hani hiç görüşmüyordunuz Fikret? Hani hiç alakanız bile yoktu sizin? Yok, yoktu, yoktu. Yok mu, yoktu mu? Ne demeye getiriyorsun sen? Artık görüşüyoruz demeye mi getiriyorsun? Gelmiş burada böyle yüzsüzce, terbiyesizce, utanmadan gelip sevgilini mi savunuyorsun bana? Hayır. Sadece diyorum ki bu ikimizin arasında başka kimseyle ilgili değil. Bağırma. Bağırma, bağırayım mı ben de? Ha? İçeridekiler duysunlar istiyor musun? Bağırayım mı ben de? Saçmalama. Bu geceyi mahvetmeyeceğiz. Tamam mı? Ama bunu ertelemeyeceğiz de. Ne demek bu? Ha? Ne demek?
Ben sana bir garson da tutalım dedim, dinlemedin beni garipçim. Baksana kızın durumuna. Yani reklama aldanmayın, bu kadar domestik birisi asla değildir. Kızım diye söylemiyorum, tam bir iş kadınıdır. Yardımcı konusunda hiç derdi olmaz, hiç merak etmeyin. Hayır, ben açıklıktan, netlikten yanayım. Sonradan üzüleceğimize şimdiden her şeyi bilelim istiyorum o yüzden. Beni yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Biz sizin lisanınıza artık alıştık Siren Hanım. Tabii siz uzun zamanlar yurt dışında olduğunuz için kimle beraber olduğunuzu pek anlayamıyorsunuz. Ama şimdi ben ne söylesem ailemi methetmiş olacağım yine. Artık zamanla kızınızın eş konusunda da aile konusunda da ne kadar isabetli bir karar aldığını anlayacaksınız. Yavaş yavaş. Anne, artık konuya girsek mi? Ay, isteme faslını bence tamamen geçelim. Biz zaten kızı verdik gitti. Öyle değil mi garipçim? Anne. Yani o isteme falan, bunlar böyle formal şeylere hiç gerek yok. Zaten biz bizeyiz. Boş ver ya. Fikretler gelsinler de takalım yüzükleri. Abini çağırver. Oldu başkan sen. Gününü gün et diye ben kendi yuvamı yıkamam Fikret. Hiç kusura bakma. Kusura bakmayın. Ben daha fazla rol yapamayacağım. Peki. Kızım için susun ama yapamıyorum. Pek saçmalama, biz çıkalım siz devam edin. Biz çıkalım İpek lütfen. Ne oluyorsunuz? Oğlunuz beni asistanın yüzünden boşuyor. Oğlum? Baba, hastanedeyiz. Çabuk gelin ne olur.